Herkese merhaba arkadaşlar. İddia, analiz taktik ve bahis tahmin yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 6 Eylül 2021 Pazartesi maç tahminleri analiz ve yorumları ile sizlerle beraberiz. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı bahis, kombine sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz maç analiz tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Gümelip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte hepsini biliyor. Çoğu geliyor çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseyi umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı en yüksek, teknik analizi ve istatistik uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak. Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek. Ekstra bahislerimi, banko maç, banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinizi zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Ama oradaki stratejim oraya da 20 tane 30 tane maç verip orayı çocuk parkına çevirmek değil. Bir tane, iki tane, üç tane tutma olası oldukça yüksek kuponları ve maç tahminlerini oradan paylaşmak üzerine kurulu, kurulu stratejim. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza videonun açıklamında kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Dünya Kupası 2022 karşılaşmasında saat 01'de Uruguay ile Bolivya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Dünya Kupası elemelerinde Uruguay ile Peru 3 Eylül 2021'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı bir 1 biten karşılaşmada ikinci yarıda başka da gol olmayınca karşılaşma bir bir sona erdi. Kupa Amerika'da 4 Temmuz 2020'de Uruguay ile Kolombiya karşılaştı. İlk yarısı ve ikinci yarısı golsüz geçen karşılaşma 0-0 sonuçlandı. 29 Haziran 2001 Kupa Amerika'da Uruguay ile Paraguay karşılaştı. İlk yarısını Uruguay'ın 1-0 önde kapadığı karşılaşmada maçta başka da gol olununca Uruguay karşılaşmayı Paraguay karşısında 1-0 galibiyetle tamamladı. Kupa Amerika'da Bolivya ile Uruguay 25 Haziran 2021'de karşı karşıya geldi. Uruguay Bolivya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da tek gol bulunca 2-0'lık skorla Bolivya'ya mağlubiyete uğrattı. 22 Haziran 2021'de Kupa Amerika'da Uruguay ile Şili karşıya geldi. Şili'nin ilk yarı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada Ulga ikinci yerde bir gol buldu ve bir birlik beraberlikle maçımız sonuçlandı. Bolivya'nın form durumuna baktığımızda Dünya Kupası elemeninde 2 Eylül 2020'de Bolivya Kolombiya ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ikinci yarı bir birlik skorla maç sonuçlandı. 29 Haziran 2020'de Kupa Amerika'da Bolivya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin'in ilk yeri 3-0 önde kapadığı karşılaşmada İkinci yarıda karşılıklı birer gol oldu ve 4-1'lik bir skorla Arjantin Bolivya'yı yenmeyi başardı. 25 Haziran 2021'de Bolivya ile Uruguay Kupa Amerika'da karşılaştı. Uruguay'ın 1-0 önde bitirdiği ilk kere karşılaşmada ikinci yarıda bir gol daha bulup 2-0 skorla Bolivya'yı mağlubiyete uğrattı. 19 Haziran 2021 Kupa Amerika'da Bolivya Şili ile karşılaştı. Şili'nin ilk kere 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda başka gol olmayınca Şili Bolivya karşısında 1-0 skorla maçı kazandı. 15 Haziran 2001'de Kupa Amerika'da Paraguay ile Bolivya karşı karşıya geldi. Bolivya'nın ilk yarıyı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda Paraguay fırtınası vardı ve Paraguay karşılaşmayı 3 1lik bir skorla galibiyetle tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu bir buçuk üst. Üçüncü tercihim 1-0 çifte sans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz da değerlendirebilirsiniz. Evet, Dünya Kupası 2022'de saat 03'te Birleşik Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada karşı karşıya gelecek. Her iki takımın form durumuna baktığımızda 3 Eylül 2020'de Dünya Kupası elemeninde Amerika Birleşik Devletleri El Salvador ile karşılaştı. İlk yarı ve ikinci yarı hiç gol olmadı karşılaşmada ve 0-0 sonuçta maç sonuçlandı. 2 Ağustos 2020'de Altın Kupa'da Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri karşılaştı ve 0 0luk skorla maç sona erdi. Altın Kupa'da Amerika Birleşik Devletleri Katar'la karşılaştı. İlk yarı 0-0'dan karşılaşmada ikinci yarıda Amerika Birleşik Devletleri tek gol buldu ve 1-0 skorla karşılaşmanın galibiyetle ayrıldı. 26 Temmuz 2021 Altın Kupa'da Amerika Birleşik Devletleri Jamaika ile karşılaştı. İlk kere 0-0 biten karşılaşmada Amerika tek golle Jamaika'yı 1-0 zorla yenmeyi başardı. 19 Temmuz 2006'da Altın Kupa'da Amerika Birleşik Devletleri Kanada ile karşılaştı ve ilk yarısı 1-0 önde biten karşılaşmada maç sonunda 1-0 sonuçlandı. Kanada'nın form durumuna baktığımızda Kanada'nın son Dünya Kupası elemelerinde Honduras'la karşılaştı. İlk yarı 1-0 mağlubiyetle bitirdi karşılaşmada ikinci yarıda tek golü buldu ve bir birlik skorla maçtan beraberlikle ayrıldı. 30 Temmuz 2021 Altın Kupa'da Kanada Meksika ile karşılaştı. Meksika'nın ilk yarıyı bir sıfır önde bitirdiği karşılaşmada maç iki birlik skorla Meksika galibiyetleri sonuçlandı. 26 Temmuz 2021 Altın Kupa'da Costa Rica ile Kanada karşılaştı. Kanada ilk kere 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda bir gol daha bulunca 2-0 skorla Costa Rica'yı yenmeyi başardı. 19 Temmuz 2021'de Altın Kupa'da Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri karşılaştı. Amerika Birleşik Devletleri ilk kere 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. İkinci yarıda başka da gol olunca 1-0'lık sonuçta Kanada'yı yenmeyi başardı. Altın Kupa'da 16 Temmuz 2020'de Kanada Haiti ile karşılaştı. Kanada'nın ilk kere 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda gol fırtınası vardı ve Kanada Haiti'yi 4 birlik bir skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 05 üst. İkinci tercihim maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zevantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 20'de İsveç Süper Liginde Osters ile Vasteras karşı karşıya geliyor. Osters oynadı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 12 gol atarken 16 gol kendi kalesinde gördü ve 20 puan toplamayı başardı. Osters'in form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Trelleborg'sa oynadı ve Trelleborg'sa 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Ostersin goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Oster son 5 karşılaşmasının bir tanesini 1.5 üstüne tamamladı. Vasteras ise oynadı 18 karşılaşmada 4 galibiyet 6 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 19 gol atarken 28 golü kendi kalesinde gördü ve 18 puan toplamayı başardı. Vasteras'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Falkenberg'le oynadı ve Falkenberg'e 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından Vasteras'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Vasteras son 5 karşılaşının 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2,5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3,5 üç alt. Üçüncü tercihim ilk yarı 1,5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yoğunladık. Bu kısıtlı bültende sizleri maçsız bırakmamak için tahminlerimi vermeye çalıştım. Risk oranınızı biraz düşük tutarsanız sizlerin faydasına olacağı kanatıdaydı. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel olanları risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli ya da rollingde hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da bazıları takılsak da %80 oranında başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayanları tebrik ederim. Ben kazandım asla biraz fazla basıyorum kaybedersem de sadece karım gidiyor. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. golvar 117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlara bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği en yüksek oranlar, oran arttırma seçeneği gibi de bir sürü seçeneği var. Kombine kuponumuza gelecek olursak kombine kuponumuzdaki ilk karşılaşmamız Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki karşılaşmada ev toplam gol 05 üst. Kombine kuponumuzdaki ikinci karşılaşmamız Uruguay ile Bolivya arasındaki karşılaşma. Maç sonucu ve toplam goller 1.5 kombodan 1-0 çifte şans ve maç sonu 1.5 üst kombo. 1.41 gibi bana göre oldukça mantıklı bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde oldu. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmezseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.